Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dili bilen 30'a kıssa. Bugün 4. kıssa. Rukiye davası. Bu hadis İmam-ı Buhari'nin sahihlerden keltiriladı. Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu'dan. Kale intalaka neferun min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi sufratin safaru hatta nazalu ala hayyin min ahyail arab. Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu rivayet kılabatadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir neçe sahabaları safar kıldılar da Arap kabilelerden bir kabileye toktadılar. Fastazafuhum fa'abav an yuzayifuhum. Sahabalar ana şu özlere toktagen kabile kişilerden mehman kılıçlarını talep kılıçtı. Ular baş tartıştı. Faludiga seyyidu zalikel hayyi fasa'u lehu bi kulli şeyin la yenfe'uhu şey'un. Bu sahabalarını mehman kılıçlıkke bunlar kömmedi. Kışlardan çıkıp yetişti teşkariye. Ve bana şu keçesi bana şu tunda şu kabile boşluğunu çayan yok ki ilan çakı var. Bunlar her yakın görüştü. Kollara da bor çoğranık görüştü. Lekin fayda vermedi. Şunda ana şu kabile kişilerden ayrımları o ona o tohtagen adamlarda aldı ki bor ilerçi. İhtimal onlar da bir doğru ya ki beraber çoğra bordur. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا اَيُّهَا الرَّحْتْ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغْ. Onlar ana şu kışlarını bir çekesinde turgan belki kışlarını taşkarısında turgan kişilerine varıp, sahabalarına varıp ey kavm, bizi seyyidimizi bir narsa çakıp aldı. İlan mıydı, çayan mıydı, çakıp aldı. Bir an narsa nafı bu mu yaptı? Sizler de bir çora, bir ilaç doğru var mı? Dip soradı. Şimdi sahabalardan bir ayetti. Kale bazıhum, na'am, vallahi inni la urqi. Velakin istazafnakum felem tuzayyifuna fema ana biraqin hatta tec'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in minel gadam. Sahabalardan bir ayette ha dedi. Men dedi ruhuyu okuyman Allah'a kasam dedi. Ama men dedi ta meni kaladiyen hizmetimi hakkını töle verme günlerce okumayman ruhuyana dedi. Çünkü sizlerden mehmandaşıydı sonra yanımızda sizler unamadılar dedi. Çünkü kadimde hem hazırda hem bu mehman kegende onun karnını bakışlık mehmanı körsatılırken sahavatmaz, mehmanı hakkı hesaplanır. Şeriatımızda hem yüzge kegende mehman 3 gün geçer, sizi yüzde tünel avukatlanışlıkta hakkı var. Bu mehmanlar, sahabalar, anlaşı kabile kişilerden özlerinin haklarını sonra gelir. Bizi hakkımız, bizi mehman kılıyorlar da kendi başta hakkı. Şunun için yaptı ki, endi menem bekar, okumayım ben diye. Bir top koyunu bana şu kıyan hizmet için verişlikte gelişti. Ruhu yokup damsa koyadı, bir pada koyu verirdi. Fantalaka yetfulu aleyhi ve yakra'u elhamdülillahi rabbil alemin feke enneme unşite min iqalin fantalaka yemşi ve ma bihi illetun. Bir sahaba vardı da bayağı ruhu yok hemendeki adam barıp haleki adamge yengel tüflep damsa alıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin okudu. Fatiha suresini okudu. Yenge tüflep dam salıp ruhuyu okudu. Bu kavminin seyyidi tez de oradan durdu. Huttu bir derdi yoktu. Şak durdu da yürüp gitti. Sonra onlar bu sahabalarına vada kıyken bir top koyunu berişti. Şimdi koyunu özlerine alışıp alıp ayrımlar etti ki yedi bölemizdi işte. Taksim kılamızdı. Şunda boyaga ruqiyani o'qigan sahaba Rasulullohga borib, Rasulullohning oldiga borib, bo'lgan narsani aytmagunimizcha, bizga nima buyurishini eshitmagunimizcha bo'lmaymiz dedi. Rozi bo'lishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va ma yudrika annaha ruqiya." Ha, buni ruqiyaligini qayerdan bildingiz dedi. Dedida kuldi. Kulib turib, "Bo'linglar" dedi. Taksim kılıyorlar, menge bir kısmını veriyorlar dedi. Hadis nihayesi yetti. Bana yine hadisten alınadıkken sabah.
hadisdan anladığın sabahlar. Sahabeler bu kışlar ahire onlarga bir muruvat, sahavat kımasa hem onlarga yakşılık kılışı olurdu. Çünkü bunlar Müslümanıdı. Bunlar Allah Teala'nın buyruğuna amel kıladığın kavmıdı. Allah'ıma da geldi. İdfa billati hiye ahsan fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamim. Siz dedi Allah Teala. Her kanda yomonlikni en güzel sözler bilen daf kılayım. Yani yomonlik qilgan bo'lsam chiroyli söz gapiring, chiroyli muomala qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bor bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolar. Senga yomonlik qilganga yaxshi muomala qilaver, zo'r do'stingga aylanib qoladi. Hozir odamlar bir-birini kechirib qo'yishlik kamayib ketgan. Unaqa yomon muomala qilsa, yaxshi gapirishlik zaiflik belgisi bo'lib qolgan. Sizga biroq qo'pol gapirsa, sizni dilingiz og'ritsa, siz yana bunga bir kamtarlik qilib, kechirimlik qilib gapirsangiz, go'yoki undan bir qo'rqayotgan bo'lib ko'rinasiz. Shunaqa kasal avj olib ketdi. Sahobalar ularga muruvvat qilishdi. Ikkinchidan Fotiha surasi bilan o'qib dam solinganida mana shu zaharli gazandani zahariga dori bo'ldi. Birodarlar, Qur'on, Qur'on. Allohning izni bilan shifo bo'ladi. Qur'on o'qib dam solishlik bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan vorid bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani to'g'ri bo'lganligini aytayapti. Qur'on faqatgina sehr yoki bir hasharotlar chaqqanda gina dori olib boshqa kasallarga dori bo'lmaydi desek qattiq xato qilamiz. Mo'min kishini hamma dardiga shifo bo'ladi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Mojodan keltirilgan hadis Ali roziyallohu anhudan Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayrud davai al Qur'an. Davolarının, dorilarının en yaxşısı bu Qur'an degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu narsaning borligini bana özü ispatlab turibdi. Ana şu dam soygan adam şu soygan dam için pul alışı mümkün eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı, doğru kısılar da yaptı. Endi ona bu koylarda böyleler de mengen bir kısmını veriler de yaptı. Bu okuyan Kur'an'ı gelmez, soygan damiga olayapti. Musibat ne de desez, musibat dam saldırışını kereliğe hemen makul. Ama kim gibi var dam saldırış gerek? Bahşeler var. Bahşeler bızıtıldı. Bu bahşeye barışız buradalar şirk amalı. Yine ki hiç kaysi bahşe, men bahşemen demeydi. Aldı ya Kur'an koyuvaladı. Tasbih koyu aladı. Hullas sizi közünüzü kontradigen halatta kütü aladı. Ben şimdi o parazda dam sorunmanın deki adam. Bahşi mi yok ki bahşimas mı? Farklı. Bahşi sehirgen kesanını bron narsasını talap kıladı. Soçudan bir kırkın mı? Romalçası mı? Kimini bir parçası mı? Şunu op geleyim miydi? Yani bir talamatı İçige rakamlar, yoki harfler, sözler yazılırken üçü bühlengen, tör bühlengen kokoz bir adı kolizge. Yani bir de belgisi, kesaldı ismini soruyordu, anasının ismini soruyordu. Yani belgilerden bir tanesi, siz düşünmüydüken sözlerdi, aytadı. Udur 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 kıladı, eşsiz. Yo, duanmaz Peygamberimizden sadır bugün. Var. Peygamberimizden masul duanmaz, yoki Kur'an ayetimiz. Kudur 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 kıladı. Bazı da sizi siz aitmeye türüp isminizi ait beradı. Hayırdan kegenizi ait beradı. Hatta müşkülüyüz yemek beradı. Ooo. Üy. Üçüncü günü toptu deydi. İni ıhlas hoşadı. Bu bahşeler, sihirgarlar cinlerde işletedi. Bu cinler siz hakkınızda malumat yıkıp gelir. Münge verip dururken boladı. Yani bir talamatı bemorga kuydirish uchun, tutatish uchun, cho'ktirib yuborish uchun, kuydirib yuborishlik uchun bir narsa beradi. Qog'ozmidi, cho'pmidi, ippmidi bir narsa beradi. Mana shu ham baxshini, baxshiligini alomatlardan bittasi. Ayrim holatlarda muayyan bir hayvonni olib kelishingizni talab qiladi. Xo'rozmidi, qo'ymidi. Yana bitta alomati, ba'zida ana shu kohinlar, baxshilar, sehrgarlar bemor odam borganda 3 kun yuvmay turing. Bir hafta suga bormay turing, bir oy cho'milmay turing degan shartlarni qo'yadi.
Mana shu aytilgan 8 ta va boshqa siz bilan biz bilmagan shartlar borki, shularga qarab turib, ro'paramizdagi odamlar baxshimi, baxshimasligini ajratib olishimiz mumkin. Ajib, nimaga boradi bu baxshini oldiga desiz, ishlarni yurgizib olish uchun boradi. Birodarlar, aqlimizni ishlatib ko'raylik. Agar bu sizni ish yo'llaringizni ochib olishi mumkin bo'lsa, sizni ishlaringizni yurgizib olishi mumkin bo'lsa, o'zinikini yurgizib olmaydimi? Sizni bergan 50 so'm, 100 so'm yana qancha beradi? Qancha beradi? Bilmaysizlar. Ana shu yana qimmat-qimmat mashina mingan, zo'r-zo'r kiyingan mansabdor odamlarni o'sha qarada eshik tagidan navbat kutib turganligini ko'rasiz. Bu nimaning belgisi? Robbisini tanimaganligini, iymondan, islomdan, ilmdan uzoq ekanligini belgisi. Namozxon bo'lgan, dindor bo'lgan, dinini tushungan odam ularning eshik tagiga qadam izi qilmaydi. Chunki amallarini habada bo'lib ketishidan qo'rqadi. Endi Qur'on bilan dam soluvchi, Qur'on bilan ruqiy o'quvchi kimsani alomatlari. Odatda Qur'on suvga o'qib dam solib beriladi ishdi. Suvga dam solishlik bor. Asalga dam solinadi yoki zaytunga Qur'on o'qib dam solinadi. Ikkinchidan bemorni namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi deb so'raydi bunaqa bir solih bir qori Qur'on o'qiydigan odam. Agar o'qimasa namoz o'qiysiz deb shart qo'yadi. Chunki Qur'on birodarlar mu'min kishilarga shifo. Alloh aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'oni ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Kim uchun? Mu'minlar uchun shifo va rahmat. Shifo va rahmat. Shuning uchun unaqa baxshi bo'lmagan qori, qoriga namoz o'qing deydi. Nariga namoz o'qishingizni so'ramaydi. Keyingisi, agar bunday bir solih qori bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bemor bo'lsa, shar'iy libosda kelishingizni talab qiladi. Va birorta bir mahramingiz bilan kiring, yolg'iz kirmang deydi. Bu ham uni baxshimasligining bitta alomati. Boyagilarga farqi yo'q. Keyingi belgisi, agar bir tabibga, doktorga borgan bo'lsangiz, doktorga bordingizmi deydi. Natijasi nima bo'ldi deb so'raydi. Saxringiz bormi, yuragingiz og'riydimi, so'raydi bu narsani. Hamda bunday inson solih bir qori, solih ruqiyachi, ruqiya qilib bo'lganidan keyin bemorga zikrda bo'ling, Qur'on tilovatini qiling, duolarni o'qing, o'zingizni qo'rg'onlab yuring deb nasihat qiladi. Mana baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni bir qancha farqlari. Lekin shifo Allohdan ekanligi mu'min odamga iymon keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarda mana shunday bir voqea sodir bo'lgan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.